Tuğun Kupası 2019 başladı. Oyuncularını güçlendirip Türkiye'yi skor tablosunun zirvesine yerleştirme zamanı. İlk adımda oyuncularını seçeceksin. Ve bunu yaparken kendi taktiğine uygun oyuncu kombinasyonunu bulmak çok önemli. İşte mükemmel takımı kurman için bizim favorimiz olan 10 karakter kombinasyonu. İlk sırada müthiş kızlar takımı var. Mükemmel bir hız, güç ve top çalma dengesine sahip bu takım doğru ellerde durdurulamaz bir güç olabilir. Cartoon Network'ün en güçlü kızlarından oluşan bu efsane takımla rakiplerinin yüreğine korku sal. Ve korku salmak işe yaramazsa merak etme. Çünkü bu kızlar onları Tuğ Kupası'nın en mücadeleci takımlarından biri yapan müthiş becerilere sahip. Tuğ Kupası'nın yeni karakteri Kelsey'in şut çekme gücü 10. Yani ağları havalandırmak onun 2. Anais'in 8 puanlık top çalma yeteneği var ve Raven'ın hızı tam 10. Aradığın şey hızsa o zaman senin için mükemmel takım hız tutkunları. Dizliklerini sıkı tut çünkü bu hız delisi takım rakiplerine toz yutturmak için tasarlanmış. Güçlendiriciler için gözünü dört aç. Bu oyuncuları hız taktiğiyle destekleyerek dizginlenemez bir hale getirebilirsin. Tuğ Kupası 2019'un yenilerinden Craig'in hızı 8. En yavaş oyuncunun hızı 8 ise takımının hızını sen hesap et artık. Raven ve Prenses Ciklet'i de ekledin mi? Onluk hızda 2 oyuncun olur. Veya Tennis'in takımını tercih ederek Omnitrix'in gücünü arkana al. Ben dengeli istatistiklere sahip bir kaptan. Şimşek hızı yanına katarak kanatlardan hızla ilerleyebilir ve 4 kolla ağları havalandırabilirsin. İşte karşında uzaydan transfer bir takım. Ama tek ihtiyacın olan güçse uzay zaman dengesini tehdit edecek sertlikte goller atmak için güçlü forvetleri denir. 4 kol, Kelsey ve Cyborg sahada biraz yavaş bir takım olabilir. Ama şut çekecekleri zaman karşılarında duranın vay haline. Güç puanı yüksek karakterler efsanevi şutları diğerlerinden çok daha kolay atabilir. O yüzden gollerin yumruk gibi gelsin istiyorsan bu takımı dene. Yoksa tekme mi deseydim? Veya kılıç, o da olur. Taktik maktik yok, bam 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 kafasında doğrudan canavar moduna geçecek bir takım isteyenler vahşilerle içlerindeki doğaüstü gücü ortaya çıkarabilir. Doğa ana bu takımla gurur duyardı. Bu takımda Boza'yı, Jake ve Richard hayvanlar krallığını temsil ediyor. Her oyuncunun takımı eşit kılan dengeli istatistikleri var. Ama vahşi oyuncular istatistiklere değil, içgüdülerine güvenir. Ne duruyorsun? Vahşileri dene! Biraz zorlanmak mı istiyorsun? O zaman hiçbir konuda iyi olmayan 3 oyuncu seçmeye ne dersin? Sanırım Oğuz'umu fena incit... Ezilinin tarafını tutmayı seven oyuncular elma, panda ve kutup ayısını bir araya getirip mümkün olabilecek en beceriksiz takım oluşturabilir. Kendilerini sahada kanıtlamak isteyen becerikli oyuncular Mazlumlar Challenge'a katılıp sadece bu yeteneksiz ekibi kullanarak 5 gol atmaya çalışsın. Şu top artık. Kutup ayısı sana güveniyor. Güçlendiriciler için gözünü dört aç. Çünkü başarının anahtarı onlar. Takımına zafer şansı vermek için rakiplerini dondur, küçült ve elektrik ver. Önemli olan yarışma. Tüm oyuncuların dengeli olsun istiyorsan dengelileri tavsiye ederim. Bu oyuncuların tüm istatistikleri dengelidir. Hız, güç ve top çalma isabetleri fena değil. Ve top kimde olursa olsun anında taktik değiştirmek isteyenler için idealdir. Dengeli takım için Ben, Blossom ve Richard'ı bir araya getirmen yeterli. Veya Blossom'ı süper kahraman kardeşleriyle buluştur ve Powerpuff takımını kur. Güçlü oldukları kadar yetenekli olan kızlar sahaya güzel bir istatistik çeşitliliği katar. Blossom dengeli bir oyuncu. Bu da onu Bubbles için mükemmel kaptan yapıyor. Buttercup'ı da ileriye yerleştirirsen 7 puanlı şut gücünü kullanarak ağları havalandırabilir. Hayranlarının bayılacağı tanıdık bir takım daha. Adventure Time. Finn, Jake ve Bimo'yu bir araya getirerek bu efsane üçlüyü oluşturdu. Burada asıl yıldız oyuncu Bimo. Çünkü ufak tefek olması hız istatistiğini çok arttırıyor. Kalecinin etrafında dolanışına bak. Sanki futbol onun göbek adı. Tanıştığımıza sevindim futbol. Bimo kilidi açılacak karakterlerden. O yüzden atabildiğin kadar gol at ve gözün maç sırasında sahaya düşen jeton çuvallarında olsun. Yeterince jeton kazanırsan Bimo'nun kilidini açıp Adventure Time'ın takımını kurabilirsin. Son olarak işte mümkün olan en güçlü karakter kombinasyonu.
Bu takımı oluşturan 3 oyuncunun 3 istatistiği de son seviyede. Karşınızda üçlü tehlike. En iyinin en iyisine sahip olmak isteyen oyuncular top çalma isabeti 10 olan Robin'i, şut gücü 10 olan Kelsey'yi ve hızı 10 olan Ciklet'i seçsin. Robin'i kaptan yaparak onu defansta başlat. Top çalma isabetiyle takımın en iyi savunmacısı o. Ve rakip kaleye fazla yaklaştığında anında topu geri çalabilir. Orta sahaya yerleştirmek için Ciklet'i seç. Hız sayesinde topu sahanın bir yarısından diğerine götürmek için ideal. Son oyuncu olarak forvet pozisyonuna da Kelsey'yi yerleştir. Kelsey benzersiz şut çekme gücüyle topu ağlara füze gibi yollarken rakipler arkalarına bakmadan kaçar. Üçlü tehlike durdurulamaz bir takım. İşte Tuğ Kupası 2019'da oynamayı sevdiğimiz 10 kombinasyonu gördün. Şimdi internet sitemize giderek veya uygulamayı ücretsiz indirerek bu takımları deneyebilir. Kendi takımını kurarak Türkiye'yi skor tablosunun zirvesine taşıyabilirsin. Tuğ Kupası 2019 seni bekliyor.